Rusya'nın Ukrayna'daki muharebe gücü saldırıların başlamasından bu yana ilk kez işgal öncesi seviyelerin %90'ının altına düştü. İddia Amerikalı üst düzey bir savunma yetkilisinden geldi. Yetkili Rus askeri teçhizatı ve ordusunun giderek daha fazla kayıp verdiğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın işgal harekatından önce Ukrayna çevresinde 150 binin üzerinde asker ve tam kapsamlı bir saldırı için yetecek boyutta askeri ekipman yağdığını açıklamıştı. İşgalin birinci ayı aşılırken Rusya'nın muharebe gücünün azaldığı iddia edildi. <laughs> Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan da Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldığı şeklinde bir iddia geldi. Açıklamada Rus ordusunun mühimmatının ve yakıtının bitmek üzere olduğu belirtildi. Ukrayna, Rusya'nın son 3 günde 13 saldırısını, 10 tankını, 3 topçu atış sistemini ve 4 aracını etkisiz hale getirdiğini bildirdi. 3 günde yaklaşık 300 Rus askerin öldüğünü iddia etti. <laughs> Rusya en son 2 Mart'ta 498 Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı. Sonrasında Rusya'dan yeni bir açıklama gelmedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın kayıplara ilişkin bilgileri uygun gördüğünde kamuoyuyla tekrar paylaşacağını söyledi. Harekat planlara ve görevlere tamamen uygun biçimde ilerliyor dedi. Ancak Rusya'nın açıklamalarının aksine hayatını kaybeden Rus askerlerin sayısına ilişkin farklı iddialar var. Amerika Birleşik Devletleri şimdiye dek en az 7 bin askerin ölmüş olabileceğini söylüyor. Ukrayna ise 15 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor.